Selam arkadaşlar, selam kızçeler, nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a şükür çok çok iyiyim. Yemek yapacağım. Tavuk kaynatıyorum arkadaşlar. Dedim tavuk kaynaması bitsin, ondan sonra videoma başlayayım. Hani mutfak sıcak ya, hiç dedim orada başlamayayım falan. Neyse telefonu elime aldım. Hemen bir şey gördüm, hemen videoma başlamak istedim. Hani salonda da olsa videoma başlayayım, mutfakta devam ederim dedim. Hortumcu bir şarkı tutturmuş. Kızım da kızım, gelin mi oldun kızım? Büyüdün de ne çabuk gittin falan, fıstık her neyse. Ya ahlaksız hortumcu, o türküyü neden kirletiyorsun? O türküyü neden pis ağzına alıyorsun ya? Ya o türkü genelde kızını gelin eden anne babaların söyleyebileceği bir türkü. Sanki sen kızını gelin mi ettin? Gelin mi çıkardın? Beline kırmızı kuşağı bağlayarak kapıdan mı geçirdin? Neye kafasını yaşıyorsun? Kim veriyor sana bu aklı? Ya da 13 yaşında pavyona sattığın zaman pavyona giderken arkasından mı söyledin? Kirletme türküyü ya, o iğrenç sesinde ne kadar pis bir yaratıksın sen. Gören zannedecek ki ay kızının çocuklarını ne kadar çok seviyor. Ya geç bunları, geç 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 geç, başka konular bul ya. Başka konu bul gerçekten, o mübarek o güzel türküyü sen niye pis ağzına alıyorsun? Allah Allah, gelin etmiş sanki kızına. Koca için bırakıp gitmeseydin. Şimdi mi dert oldu içine? Pislik. Köpek. He? Şimdi mi dert oldu içine? Allah'ım ya Rabbim, siz nasıl bir insansınız ya? Türküyle mi kandırıyorsun şimdi de milleti? Türkü çığırarak mı kandırıyorsun? Edepsiz. Neyse ben mutfağa gidiyorum kızlar, kızçılar, mutfakta devam edeceğiz sohbetimize. Bugün bol bol yemek yapayım ben elinize. Çünkü konu çok, konuşacak şey çok. Ne bileyim yani ya, konuşacak o kadar çok şey var ki her gün bir pislikleri çıkıyor. Bir de şimdi türkü tutturmuş. Ya bırak türkümüzü, bırak türkümüzü, bırak çalma. Pis ağzını alıp da türkümüzü çalıp da söyleme. Pislik. Allah Allah, o namuslu annenin şarkısı, namuslu babanın şarkısı. Ondan sonra namusuyla, teliyle, dua ile evden çıkan gelinlere söylenir o, gelinlere. Salak, kas kafalı, kuş kafalı, beyinsiz. Sen bunu bilmiyor muydun? Neyin kafasını yaşıyorsun? Hadi kızlar mutfağa. Evet kızlar, birlikte gidelim mutfağa. Tripod almaya geldim. Ay. Of, burası da çok güzel, serin. Mutfak berbat sıcak. Ne yapacağız bu mutfağa? Tripodun da bacakları açık. Çıktı şeye. Kızlar, kızçeler, kaldığımız yerden devam edelim. Öyle yani ya, kadın tutturmuş türkü, türkü de türkü. Vay hasbam vay. Vay Osman vay. Deli midir, nedir? Ay, pirincimi boşaltacağım kızlar. Boşaltmıyorum ya. Önce işimin arasında pirinci de bir zahmet kocam boşaltsın. Bunu buraya bırakıyorum kızlar. Dünya kadar işim var şimdi. Ben onu boşaltırken dökeceğim, şey yapacağım. Ben ne yapıyorum kızlar? Tavuk haşladım, yemin ederim. Haşladığımı haşlayacağıma pişman oldum. Kapım mapı her yer açık. Ondan sonra çok sıcak çünkü. Ben böyle sıcaklık görmedim. Saatimi de takmadım. Boş ver, saat değişimiz yok zaten. İki tane but vardı. Pilav yapacağım. Birincimi de ıslatmamışım, koymuşum buraya, görüyor musunuz ya, Allah Allah. Islatalım ama bu sefer soğuk suya ıslatacağım, sıcak su hiç kaynatmayacağım. Sıcak su şey yaptığım zaman ay çok şey oluyor, çok sıcak oluyor. Bak buraya da su döktüm, havlu da yok, burada var. Bu nedir bu sıcaklar ya, bu sıcaklarla başım belada. Ayın 12'sinde kızlar, 12'sinde, Eylül'ün 12'sinde anjiyo olacağım. Doktordan geldim bugün. Ondan sonra benim için daha iyi oldu. Ayın 12'sine kadar kendimi hazırlamış olurum. Her neyse falan fıstık işte. Ya canım şey istedi diyordum ya, tavuk sote. Fakat kemiksiz tavuk göğsünü tam 2 saatten beri dışarı çıkarttım. Yok arkadaş, çözülmemiş. Şimdi onu ben doğrayacağım. Eldiven de yok. Çünkü ben et ve kıyma, tavuk bir şey elleyemiyorum. Yani çiğken eğleyemiyorum. Burada çıkardım. Güneşe koydum hatta kızlar.
Üstüne de poşet kapattım. Eve karınca gelmiş arkadaşlar. Hiç karınca yoktu bende. Ondan sonra sabah ben ne yapıyordum? Bir arkadaşla telefonda konuşuyordum. Anne dedi. Şu an dedi acıyor dedi. Böyle bir şey ısırmış dedi. Karınca ısırmış gibi. Dedim oğlum evde karınca yok. Neyse aradan 2 saat geçti. Koltuğa yattım biraz öyle. Telefonu falan bozukluyordum. Aa karınca. Sen gel benim şuramı ısır. Nasıl kaşındırdı, nasıl kaşındırdı ya? Öyle bir ısırıyor ki karınca yoktu benim evimde. Nereden geldi bilmiyorum. Ama şöyle karınca. Dün evi süpürmedim arkadaşlar. Dün çok işim vardı. Dün evi süpürmedim. Herhalde ondan geldi. Gel bakalım seni doğrayalım. Yıkadım bunu arkadaşlar. Yıkadığım halde bak nasıl kayıyor. Buz pateni yapıyor resmen. Hiç umudum yok. Bunu doğramaya. Şey yapacağım. Bunu kendime yapacağım. Büyük büyük olsun. Ay hiç de beceremem biliyor musunuz? Kemiksiz tavuk göğsü. Çok da büyük oldu bu. Şey yapacağım. İçine bir tane patates. Patates doğrayacağım. Domates, biber, soğan falan öyle bir şey. Bir sote yapacağım. Ya da patates atmam belki bilmiyorum. Çok da güzel patatesim var evde. Ay. Bu bıçak bunu biraz zor keser. Şey bıçak, çok büyük bıçak kullanamıyorum ben. Oy, işkence resmen. Ay, hiç gücüm yok kızlar, hiç gücüm yok. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi asi kadına? Hiç gücü yok. Oy. Türkü çığırıyor karı. O türkü. Anne babalar kızını gelin eder ya, gelin ettiği zaman söyler. Kapıdan çıkarken. Siz de görmüşsünüz yani Instagram'da, Facebook'ta görmüşsünüzdür. Sen pavyona satarken mi söyledin o türküyü? Pislik. Çok pis uğraşacağım sana, çok pis. Gerçekten bak ben canlımda da bahsettim zaten. Ben diğer şahıslar gibi. Çok da kibar konuşamam. Küfürse küfür hak ediyorsun. Yavşak kara hak ediyorsun yani. Sen ve senin saz ekibin hak ediyor ha. Sen ve senin saz ekibini sövmek gerekiyor. Sizin anladığınız değil, sövmek çünkü. Gelmişinize, geçmişinize sövdürmek. Ha size söven tek kişi de ben değilim. Bunu da bilin yani. O öyle bir küfürler yiyorsunuz. Öyle bir sövüyorlar ki size anlatamam. Allah'ım ya Rabbim. Kızını gelin etmiş sanki. Kuşak bağlanır mı kızına gelin olurken he? Pavyona satarken pardon. Kırmızı kuşağa bağladın mı? Neyin kafasını yaşıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun da o türküyü çığırıyorsun? Mal kafalı. Utanmaz. Nasıl susturdum ama seni? Köpek. Nasıl susturdum seni? Birkaç arkadaş değil, birkaç arkadaş yazmışlar. Hatta daha fazlası yazmış. Helal olsun sana diye. Gerçekten öyle. Hiç zannetme ki. Aa, o istediği kadar konuştun. Ben onu işte gerekli yerlere verdim. Geç o işleri. Geç, geç. Geç. Versen ne olacak? Geç. Versen ne olacak? Ben de seni verdim. Merak etme. Terbiyesiz. Pislik. Aptala bak sen ya. Manyak. Hangi, hatta yüzün de var senin o türküyü söylemeye. Senin o video yapmaya yüzün mü var ya? Gerçekten yüz de var sizde ya. Bir astar çektir yüzüne be kadın. O kızın da sen de, o Safiraz da sen de bir astar çektirin yüzünüze de. Hiç mi utanmanız yok sizin? Vallahi ben senin yerinde olsam gerçekten YouTube'u kapatırım. Yemin ediyorum izimi kaybettirim. Ben bu utançla yaşayamam. Senin yerinde olsam. Bu utançla yaşanır mı? Böyle bütün pislikleriniz çıktı ortaya. Bütün namussuzluklarınız çıktı ortaya. Bir de gitmiş en güzel türküyü söylüyor orada. Söyleyebilse var. Bir de söyleyebilse. Siz iyice kafayı sıyırdınız ha. Türküler, mürküler. Gidin bir siktirin gidin be. Gerçekten bir siktirin gidin. Komşum da çocuğuna bağırıyor herhalde. Sesi geliyor. Büyük büyük olsun. Daha iyi.
Kesemiyorum. Ay, keseceğim inşallah. Kudurdu karı, kudurdu. Ona sataş, buna sataş. Sen o en son o yaptığın pislik canlı var ya. Sen o canlıyı izledin mi lan? Ha, izledin mi sen o canlıyı? O canlıda Cinan'ın ne diyor? Senin Gavatoğlu ne diyor o canlıda? İşin sonunu düşünmediniz değil mi? Herkesin susacağını zannettiniz. Ha, geçmişler oraya Allah'ın namussuzlara ahkam kesiyorlar. Size ne milletin şeyinden ya? Size ne? Ya laf yemeye doymuyorsunuz. Doymuyorsunuz. Laf yemeye doymuyor. Hoşunuza gidiyor çünkü. Sana var ya hortumcu küfür ettikçe sen tatmin oluyorsun ha. Zevke geliyorsun. Daha çok yapıyorsun. O salak bir takipçin var senin. Onun da defteri dürülecek merak etme. Neydi? Efeoğlu. Ne Efeoğlu? Çiğdem Efeoğlu. Senin de defterin dürülecek merak etme. Pislik. Bir de Kuzey Kuzey'i salmış benim üstüme. Kimmiş lan bu Kuzey Kuzey? He? Kimmiş? Bunu da salaklar izliyor lan. Bir kişi de demiyor ki ya niye görüntü yok, niye ses yok? He? Kızın mı oğlun mu? Bence oğlundur ha. Kızın değildir. Kızın biraz salak da sesini mesini duyurur. O senin oğlundur ha. Kesin odur. Utanmadan bir de saldırıyorlar millete. Haklılar mı? Haklıymış gibi. Ya bir sus. Gerçekten bir sus ya. Sapık. Sizin ayrıca siz sapıksınız. Ha bir şey söyleyeceğim. O mal kızını çok fazla konuşturma. Yani short videosu, mort videosu bir şeyler yapmaya çalışıyor daha doğrusu salak. Valla kendini rezil ediyor. Orada mal mal konuşmasın. Sen hiç mi görmüyorsun o malak Safinaz öyle videolar yaparken? Kimseye laf atmasın orada. Haddini bilsin otursun o kuru götünün üstüne. Oturtmasını iyi bilirim yoksa. O gitsin başka dersler versin. Short videosunda şunu yapsın ya. Arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Pavyon hayatından bahsetsin. Pavyon hayatına ilk başladığınız zamanla ilk günlerde şöyle şöyle davranılıyor. Şunu şunu yapıyor. Onların hakkında bilgi versin o. Ne milleti konuşuyor orada gene salak. Terbiyesiz. İki çocuğunu bırakmış koca için analık içgüdüleri gelişmiş birdenbire. Mal. Öyle bir şey de yok yani. Sırf yani para kazanmak için, takipçi toplamak için, para kazanmak için, kendini aklamak için. Yoksa hiç kimse kendi doğurduğu çocuğunu bırakmaz. Aç da kalsa, susuz da kalsa. Ne der biliyor musun? Çocuğum açsa, toksa da benim yanımda ölsün der. Kimseye ne çocuğunu verir ne çocuğunu bırakır. Analıktan bahsediyor bana. Köpekler kadar ana olamadın kız sen. Köpekler senden çok daha iyi ana ha. Köpek bile yavrusunu bırakmıyor ya. Köpek, bildiğin köpek, kedi. Kedi köpek yavrusunu bırakmıyor. Ama sen koca için biri eşikte, biri beşikte çok güzel bir hayat sunmuşsun lan bıraktığın çocuklara. Bırakırsın da işte biri öyle hapçı olur. Biri pavyona düşer. Biri gay pavyonda bir tarafına vurdurur. Sizde çok normal bunlar. O kadar normal ki sizin için süper. Edepsizler. Konuşmayın ki konuşmayayım ben de. Pislik. O geceki yaptığın canlı yayın intikamı çok acı olacak ve bedelini çok ağır ödeyeceksin. Bunu unutma. Mıy 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 böyle iğrenç sesiyle bir de orada şey söylemez mi? Şarkı patlatmaz mı? Acıyorlar mı kız sana? Çok mu acıdılar sana? He? Ne dediler? Allah'ım malları. Evet kızlar. Hangisi güzel kesiyor? Bir arkadaş da bana mesaj yazmış arkadaşlar dün gece. 9 defa da aramış. Normal aramalardaki 9 defa arama Türk attı. Diğeri Almanya'dan yani mesaj Almanya'dan yazılmış. İkincisi Hollanda'dan yazılmış. Yani Hollanda'dan. Valla anlamadım. Yazmış oraya. Dediğine göre beni çok iyi tanıyan birisi ama şey yazdım yani kimse falan yazdım cevap vermedi. Anlamadım. İnsanların ne yapmaya çalıştığını artık anlayamıyorum gerçekten. İnsanlar neyin peşinde onu da bilmiyorum. Evet yani kızlar. Borcamda yapacağım arkadaşlar.
Ama bak bu bıçak güzel kesiyor. Bakalım nasıl olacak. Soğanlarımı şöyle şey yapayım. Bir tane soğan yeterli. Domates iki tane yapacaktım. Üç tane çıkartmışım ama biri de zaten bir tuhaflaşmış dolabın şeyine deyince öyle oluyor. Bu yemeği benden başka yiyen olmaz. Belki Deniz yer. Şey yemez. Eşim falan yemez. Bu pisliklerle uğraşmaktan çocuğuma kek yapamadım ya. Çocuğum benden kek istiyor. Çocuğuma kek yapamadım. Moralim bozuk değil ama hani bu pislikleri konuşmaktan, bu pisliklerin yaptıklarını size anlatmaktan, pisliklerin iç yüzünü ortaya çıkartmaktan valla çocuğuma kek yapamadım. Pislik. Ya insan bir düşünür o şeyi yapar. Aa, patates de koyacak mıyım? Çok güzel patatesim var. Belki bir tane koyalım kızlar. Önce biberlerimi de şey. Aa, sarımsak da katacağım. Çok zengin bir yemek olacak bu. Sarımsaksız olmaz. Pisliğinizi örtmek için bir susun. Allah aşkına bir susun ya. Bir susun. Sen bir konuşursun ben bin konuşurum. Bunu da biliyorsun. Gören zannedecek. Ay nasıl güzel. Bir... Birisi de yazmış ona arkadaşlar ya. Bu kadar salak mı bu insanlar? Yemin ediyorum yazmış ya. Senin anneliğini seviyorum. Ya annelik nedir? Çocukları bırakıp da kocaya kaçmak mı? Çocuk bırakılır mı? Çocuğun olmasa bile evliyken başka adama kaçmak nedir ya? Bunun açıklamasını yapsan sen bize. Vallahi bak. Boşanırsın. Affedersiniz ne bok yersen yersin boşandıktan sonra. Herkesin ya şey diyorlar işte kınama. Yadırgama. Benim kimsenin hayatını kınadığım ya da yadırgadığım yok. Herkes pisliğini bilsin ama ona göre de konuşmasın. O Gavatoğlu'nu konuşturdun o akşam. He? Gavatoğlu'nu konuşturdun. Ne geçti elinizde konuştu da? Bizlere prim verdiniz. Pislikler. Hala akıllanacağı yere salak o Sarfinaz var ya çıkmış şort videosu yapmış. Allah'ım yarabbim ya. Ya siz niye düşünmeden hareket ediyorsunuz ya? Siz mal mısınız? Niye düşünmeden hareket ediyorsunuz siz? Gerizekalılar. Allah akıl dağıtırken siz neredeydiniz? Zannedersem sizde de folik asit eksikliği var. D3 eksikliği var. Bazı şeyleri düşünemiyorsunuz. Kafanız basmıyor. Bir de böyle şeylik arkadaşlar ya Allah'ım ya Rabbim. Bir de yazmazlar mı oraya? Sesin çok güzel. Hangi salak yazıyor bunu ya? Eşek gibi anırıyor. Eşek gibi anırıyor. Orada sadece eşek gibi anırıyor. Bir de millete şey izlenimi veriyorlar yeni gelenlere. Kızlar. Kızlarımı da koyayım. Bu bunu almayacak mı yoksa kızlar? Alır herhalde. Su koymayacağım. Domateslerimi de soyayım. Millete şu izlenimi veriyorlar ya. Biz iyiyiz işte biz de uğraşıyorlar. Ama o yeni gelenler bir izlesin ya. Senin yaptığın pislikleri izlesinler. Bir de beni izlesinler. Sana verdiğim cevapları özellikle sana yeni gelen kişiler. Bana yeni gelen arkadaşlarım. Benim ilk videomu izleyin. YouTube'daki ilk videomu izleyin. İnanın hiçbir şey söylemeye, hiçbir şey söylemeden hak vereceksiniz yani. İlk videomu izleyin kızlar. İçeride şeyde salonda masada yapıyorum o videomu, ilk videomu. Açıklama diye. Ondan sonra üstümde de kırmızı elbise var galiba. Herhalde kırmızı var bilmiyorum. Onu izledikten sonra zaten diyeceksiniz, şaşıracaksınız yani. Aa. Ve senin o salak takipçilerin var ya gerçekten birisi yazmış ki ben 65 yaşındayım. Salak değilim. Öyle bir salaksın ki hem de halis süzme salak. Gerçekten öyle süzme salaksın. Sen doğruyu yanlışı göremiyor musun? He? Kokmuş karım. Sen doğruyu yanlışı göremiyor musun? Ben işte o zaman derim. Kokmuş da derim. Her şeyi de derim ben.
doğruyu yanlışı görün ya. Tamam, sevebilirsin, sev. Sevmeye devam et ama pis fikrini de kendine sakla. Ben milleti engellemekten bıktım, millet yazmaktan bıktım. Yahu arkadaş, sahte hesap açıyorsun. En fazla bana yazacağın yorum bir ya da ikidir. Çünkü engelleniyorsun, hiç uğraşma ya. Gerçekten hiç uğraşma. Çok güzel olacak kız Çeler. Tavuğun altını kıstım bu arada. Tavuk dediğim de şey ya. Bu kemiksiz butlu şey, kemiksiz tavuk göğsü. Oradaki de iki tane but var. Pilavı da az yapacağım zaten. Günlük olsun, yemek yarına kalmasın. Domatesimi de koydum. Sarımsak şimdi. Sarımsaklarımı da soyayım. Ay, videoda öyle uzun oluyor ki vallahi kızlar, duraklatmak zorundayım. Yemin ediyorum. Evet kız Çiler, sarımsaklarımı soydum. 3 diş sarımsak kullanacağım. Tezgahımın üstü kirli. Kirli olduğu için şu borcamı çekemiyorum bile. Şöyle yapayım. Keşke tepside yapsaydım. Ama koca tepsiyi de batırmayayım dedim ama. Karıştıracağım bunları arkadaşlar. Sarımsaklarımı da. Rendelese miydim acaba? Ama zaten küçük küçük doğruyorum. Şey yapacağım, salça da koyacağım arkadaşlar. Salçayı biraz sulandıracağım. Öyle koyacağım. Kız Çeler. Bu yağ çok, biliyorum, hepsini koymayacağım. Tuz, karabiber, köri, kırmızı biber. Hop. Sıra şimdi geldi. Salça yağı. Ah kız Çeler. Salçasını, baharatlarını, yağsını kattım. Bir güzel harmanladım. Aklıma ne geldi? Patates atmadım ki içine. Niye söylemiyorsunuz kızlar? Aşk olsun size kız Çeler. Şey de almadım. Neyse, bıçakla soyayım. İki patates minik minik küp halinde doğrayacağım. Çok lezzetli olacak yemeğim. Mutfağı da dağıttım bu ara ama. Şimdi derler, soyduğu patatesi lavabonun içine koydu derler. İstediğinizi söyleyin. Bu lavabo günde kaç kere domestosla, kaç kere şu cifle yıkanıyor biliyor musunuz? Ayrıca o kadar da kibirli değilim yani. Kibirli insanı da hiç sevmem. Sizin de var mı kibirli eşiniz, dostunuz, arkadaşınız? Benim annem çok kibirlidir. Oo, annemdeki kibir hiç kimsede yoktur. Açık açık da söyler. Bir gün bir yere gitmiştik annemle. Şey, orada gittiğimiz yerde oturuyoruz şimdi. Kadının gözünün içine baka baka ev sahibinin bana diyor ki, ben de yanındayım. Kalk diyor, bana bir bardak su ver diyor. Bardağı diyor bir güzel yıka diyor bana. Şey de diyor ki, ev sahibi de diyor ki, makineden çıktı diyor abla diyor, bardaklar diyor. Dedim niye öyle dedin? Ya dedi, ben geçen dedi onun evinde de su içtim dedi. Leş gibi yumurta kokuyordu bardakta dedi. O yüzden öylesi. Ay ne kadar güldük, ne kadar güldük. Annem çok kibirdir arkadaşlar. Annemdeki kibir hiç kimsede yoktur. Bulaşık makinesinden çıkan bulaşıkları bile tek tek yıkar. Yıkamadan kullanmaz. Şöyle minik minik küp halinde. Küp de olmadı bu. Biraz dikdörtgen oldu ama. Fırına atacağım ya. Fırında erime gibi bir pozisyonu yok. Hemen doğrayayım. Ben çok merak ediyorum kızlar. Bu nasıl bir yemek olacak? Bu nasıl bir yemek olacak acaba? Su katmayacağım. Şey de yapmayacağım. Siz söyleyin. Öyle 180 derece, 200 derece de pişireceğim. Direkt atacağım maksimum ayarına, en yüksek ayara. Keşke bunu etten yapsaydım biliyor musunuz? Az önce aklıma geldi. Normal dana etinden bu çok daha güzel olur. Bana 3 gün yeter bu yemek. 3 gün artık bundan yiyeceğim.
Sizler ne pişiriyorsunuz kızlar? Ne geliyor aklınıza? Neler yapıyorsunuz? Hiç yazmıyorsunuz bana ha. Birkaç arkadaş yazmış zaten ne yemek yaptığını da. Tamamdır. Şimdi vallahi ellerimle karıştıracağım. Her şeyi var. Tuzu, salçası, baharatları. Hemen yağlı kağıdı ıslatıp da şey yapacağım. Fırına vereceğim. Benim fırınım mutfakta değil arkadaşlar. Mutfakta yer yok. Önceden mutfaktaydı ama tezgahımın üstünü çok kaplıyordu. Ondan sonra valla uygun bir yer buldum evde. Orada duruyor. Ay çok güzel. Süper. Aman üstüme gelme. Evet kızlar. Şöyle üstünü de kapatayım. Kapatayım demişim. Düzelteyim. Aslında şöyle. Kekik sever misiniz? Kekik ben çok severim. Evde kekik yok. Kekik etlere ve tavuklara çok güzel oluyor biliyorsunuz. Çok güzel oldu benim. Neydi bu? Arap tavası mıydı bunun ismi? Yok bu Arap tavası olmasın. Bu Asi tavası olsun. Bu Asi'nin tavası olsun kızlar. Kız şeyler. Yağı da fazla koymuşum. Onu da pilava kullanırım. Ama önce borcamın kenarları biraz kirlendi ya. Onları temizlemem lazım. Şöyle. Bu yemeğimi fırına verdikten sonra arkadaşlar şu tezgahın üstünü bir toparlayacağım. Hemen pilavıma geçeceğim arkadaşlar. Pilavımı tabii ki bu videoya sığdıramayacağım. Yağlı kağıdım da burada. Oo, sıçrattım her tarafa. Evet, evet arkadaşlar. Su hiç koymayacağım. Susuz pişireceğim. Söylemiştim zaten. Hemen kapatıyorum üstünü. Kendi buharıyla çok da güzel pişecektir. Domates zaten şey yapar. Domates sulandıracak onu. Soğanın da suyu var. Pişmiş halini hep birlikte göreceğiz kızçeler. Ah kızçeler, tavuğumu attım fırına, yemeğimi. Ondan sonra bunu niye çıkartmışım? Bunu da anlamadım arkadaşlar. Konis'ten ne almışım ben? 2 saattir onu düşünüyorum biliyor musunuz kızlar? Konis'ten ben ne aldım onu düşünüyorum. Konis'ten kot almadım. Konis zaten kot üzerine biliyorsunuz. Bu kot şortumu yeni aldım geçen hafta. Ama polisten almadım. Yoksa benim kocam benden habersiz kendine yeni ciciler aldı da bana mı göstermiyor? Aa pardon pardon bak adamın günahını aldım. Görüyor musunuz kızlar ya? Samsun'dayken şey vardı ya hani turuncu çok tatlı bir elbise vardı üstümde. Onu almıştı Collins'ten. Evet onun şeyi. Elime nereden geçtiyse. Yani bir insanın günahını almak bu kadar kolay işte arkadaşlar. O elbisemi de giyeceğim. Niye giymedim? Açıklamasını hemen yapayım. Aslında videomu elbiseyle yapacaktım. Azıcık kilo verdiğim için elbise biraz bol geldi. Şu kol kısmı hani şuraya kadar şey gözüktü. Onu terziye vereceğim. Bir terzinin elinden geçecek o. Bir de bayağı uzun ya. O uzunluğunu şey yapacağım. Yani şöyle bir karış falan alacağım. Dizlerde olsun. Öyle yani kızçeler. Bu videomu ben bitireyim. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hemen pilavıma geçeceğim. Tavuklu pilavıma. Kızlar, kızçeler. Asi kadınla kalın. Asi kadın takipten çıkmayın. Bak Asi kadın daha size çok şeyler anlatacak. Allah'a emanet olun.